Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu benimle birlikte 15 dakikalık yürüyüş olacak. Neden bu videoyu hazırlamak istedim? Çünkü eğer diz egzersizi yapacaksanız, bel ağrısı şikayetiniz var ve bu kanalda ya da herhangi bir kanaldaki egzersizi yapacaksanız, karın kaslarını çalışacaksanız, omurga çalışacaksanız vücudunuza şöyle bir total ısınma egzersizleri yaptırmak istiyorum. Ve bu 15 dakikayı birlikte uygulayacağız. Bütün vücudunuzu hafif hafif çalıştıracağız bu yürüyüş sırasında. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin hem videomuza giriş yapalım hem de 15 dakikalık sayacımızı birlikte başlatalım. Ekrana sığabilmek için bu şekilde biraz sizi çapraza almak zorunda kaldım. Ama ayaklarımı, ellerimi tam görün istiyorum. Şimdi ben de sizinle birlikte sayacı başlatıyorum ve birlikte 15 dakika boyunca yürümeye başlayacağız. Eğer hazırsanız şimdi birlikte yürümeye başlayalım. Ben bu şekilde bir ayakkabı giydim ama bu size kalmış. Eğer halının üzerinde yürüyorsanız aslında çok da ayakkabıya gerek yok. Bugün birazcık böyle küçük küçük çömelip kalkacağız, biraz kolları açıp kapatacağız derken bir 15 dakika genel olarak vücudunuzun şöyle bir ısınmasını sağlayacağım. Bu 15 dakikayı isterseniz 2 kez yaparak küçük bir kardiyo egzersizine de dönüştürebilirsiniz. Dediğim gibi yeter ki 15 dakika boyunca benimle birlikte hareket edin. Ve diz ağrınız varsa endişe duymanıza çok da gerek yok gerçekten. Çünkü dizinizi zaten bu kadar çekmeyip hafif hafif yapabilirsiniz. Yeter ki benimle birlikte egzersizleri yapmaya özen gösterin. Ben sayacı 15 dakikaya ayarladım. Şu kadar saniye şunu yapacağız değil, tamamen akışına bırakacağız desem yeridir. Birlikte şimdi bir dakika boyunca ısınma yürüyüşü yapmış olduk. Şimdi gelin birazcık adımlamalarla başlayalım. Bu şekilde sağa sola adım almanızı isteyeceğim. Hiç egzersiz yapmıyorsanız, kalça çevresini çalıştırmıyorsanız, sürekli evde oturan bir insansanız ya da iş yerinde hiç fark etmez. Bunu yaptığınızda bile nefes alışverişiniz değişmiş olacak. Kalça bölgesini hissetmiş olacaksınız. Gerçekten o bölgedeki çalışan kasları algılayacaksınız. Ben birazcık hızlı yapıyorum ama isterseniz, ayak uyduramıyorsanız siz temponuzu kendiniz belirleyin. Ben hani biraz nabız hızlansın istiyorum. Bu 15 dakikayı gerçekten hissedelim istiyorum. 1 dakikada bu şekilde sağa sola hareket edeceğiz. Ekrana kocaman bir sayaç koydum. Ekrandaki sayacı isterseniz dikkate alın, isterseniz sadece benim direktiflerimle hareket edin. Ben de saatten destek alıyorum tabii bu arada. Sonra tekrar bir yerimizde sayarak devam edelim. Gerçekten bu 15 dakikayı böyle gün içerisinde 2-3 defa yapabilseniz o kadar iyi hissedersiniz ki. Oturmaktan böyle düşen nabzınızı hafif hareketlendirirseniz gerçekten kilo vermenize de fayda sağlar. Enerji olarak iyi hissettirir. Bir kere modunuzu inanılmaz yükseltir. Sadece birazcık söylediğime kulak verin lütfen. Arkaya güzel bir müzik de ekledim muhtemelen edit yaparken. Dolayısıyla o müziğe de biraz böyle kulak verip kafanızı tamamen boşaltmaya çalışabilirsiniz. Şimdi tekrar sağ sola hareket edeceğim. Hocam neden bu sağ sol, birazcık yoruldum vesaire demeyin lütfen. Çünkü istiyorum ki kalça bölgesi, bel bölgesi, biliyorsunuz adımınızı sağ sola aldığınızda kalça eklemi bel bölgesiyle direkt bağlantılı olduğu için o bölgede biraz çalışsın istiyorum. Yaklaşık 30-40 saniyede bu şekilde hareket edeceğiz. Dediğim gibi ritim hızlı geliyorsa siz belirleyin. Öne düşmüş bir şekilde yapmanızı istemiyorum. Lütfen dik durun. Biliyorsunuz aktif fizyo olarak en sevdiğim şey dik durmak ve durdurmak. Dik derken en doğru duruş diyelim. Doğru duruş herkes için biraz farklı bir tabir. Bir de yüzünüzden gülücük eksik olmazsa sevinirim. Yüzünüz asık ve modunuz düşük bir şekilde yürüyüş yapmayalım. Yavaş yavaş tekrar bıraktım. Kalça bölgesi, bel bölgesi gerçekten böyle yavaş yavaş ısınıyor. Nabız değişiyor. Bakın bende nefes alışveriş birazcık değişti. Sizi çok zorlamayacak. Sizi böyle ter revan içinde bırakmayacak. Zorlu bir egzersiz yapıyorsanız ona giriş yapmış olacaksınız. Yapmıyorsanız da gün içerisinde hafif nabzınızı değiştirerek kendinize iyilik yapmış olacaksınız.
Şimdi çok basit bir egzersiz isteyeceğim bundan sonra. Hem üst sırtı hissedeceksiniz, hem bel bölgesini. Durdum. Şöyle bir kolumu sağa, sola çeviriyorum. Yer çekimiyle yapıyorum bunu. Hafif açtım bacaklarımı. Gidebildiğim yere kadar sola, gidebildiğim yere kadar sağa dönüyorum. Dikkat ettiyseniz kalça eklemim sabit. Bunu birazcık üst sırttan yapmaya çalışıyorum. Başınız dönüyorsa yapmayabilirsiniz ama dönmüyorsa kürek kemiklerin olduğu bölgeyi bile hissetmek iyi gelecek. 5 saniye daha. Bıraktım. Yerimde yürüyorum. Birazcık daha. Bir 30-40 saniye daha yerimde yürüyorum. Böyle her yer yavaş yavaş ısınsın istediğim için her yere yavaş yavaş odaklanıyorum. Dediğim gibi öne eğilerek yürümenizi istemiyorum. Lütfen dik yürüyün. Müziği dinleyebilirsiniz. Enerjinizi düşürmemeye çalışın. Ve şimdi sizden istediğim yan dönerek gösteriyorum. Dizimi karnıma çekeceğim. Bu şekilde. 10 tekrar sağ, 10 tekrar sol. Ya da sadece ben sayayım, siz bana eşlik edin. Asla öne eğilmiyorum. Dik duruş pozisyonum devam ediyor. Dizimin birini karnıma, sonra diğeri. Evet, şimdi bu kadardı. Tekrar devam. Birazcık böyle kalça içerisinden karın bölgesine uzanan kas gruplarını hissetmişsinizdir diye düşünüyorum. Bundan bir kez daha yapacağız. 1 dakika yürüdükten sonra. Hala dik duruyorum. Bakıyorum yaklaşık böyle 6 dakika. Süper. Şimdiden biliyorum nabızlar değişti. Yaklaşık bir dakika toparlanma olsun. Herkesin düzeyi eşit olmadığı için bu dizleri karnına çekme olayında bile gerçekten vücudunuzu dik durdururken yorulmuş olabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Birazcık daha, sonra tekrar 10 çift dizlerimizi karnımıza çekeceğiz. Şimdi tekrar döndüm. Dik durdum, karşıya baktım. Ellerimle bir mesafe belirliyorum. Bu şekilde dizlerimi karnıma çekiyorum. Lütfen karın kaslarınızı kasın ve öne doğru bükülmeyin. Ne kadar dik durduğuma özen gösterin. Sırt kaslarınız da çalışsın. Ve tekrar yerimde yürümeye devam. Süpersiniz. Yarısı neredeyse oldu. Bir dakika daha yerimde sayayım. Yorulanlar için nabız toparlansın. Ondan sonra da biraz çömelme egzersizi yapacağız birlikte. Yorulunca öne doğru yığılma olmasın rica ediyorum. Benimle birlikte dinamik bir şekilde devam edin. Ve yüzü düşenler varsa lütfen bir gülümseme eklesinler. Yine söylüyorum, eğer kıkırdak ağrınız, bel fıtığınız vesaire gibi problemleriniz varsa rica ediyorum korkmayın. Çünkü yattıkça o problemleri aşamayacaksınız. Ağrısız ya da minimum ağrı, yani sizin hayatınızı etkilemeyecek bir ağrıyla yavaş yavaş hareket etmeye başlamak zorundasınız. Maalesef ağrı hiçbir şeyin çözümü değil. Dolaşımı artırmamız lazım. Kan lazım, can lazım. Dolayısıyla lütfen hareket edin. Protez ameliyatı olanlar, protez geçmişi olanlar, kalça, diz hiç fark etmez, uygulayabilirsiniz bu arada. Aklıma geldikçe sorabileceğiniz bütün soruları yanıtlamak istiyorum. Şimdi hazırsanız çömelme egzersizini yapacağım. Yan dönüyorum. Hafifçe çömelip kalkacağım. Hiç fazlasını istemiyorum. Arkamda bir şey varmış gibi oturup kalkıyorum. 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Bu kadar basit. Hadi devam. Çok az kaldı. Neredeyse 3'te eksi bitti. Pes etmek yok. Bir kez daha bu çömelmeyi yapacağız. Vücudunuz ısındı. Şu an ben bile farkındayım. Dolayısıyla pes etmeden devam ediyoruz. Egzersiz yapmak anlıyorum çok da kolay bir şey değil. Ama ilaç gibi düşünün. Kolay veya zorluğunu düşünmeyin lütfen. Bunun size ilaç olacağını düşünün. Yani ağızdan ilaç almak yerine yapacağınız 15 dakika 2 set, yani belki 30 dakika orta düzey aktivite gerçekten sağlığınızı inanılmaz derecede değiştirecek. Bunu sakın unutmayın. Bir de hiçbir şey yapmıyoruz. Evde yerimizde yürüyüş yapıyoruz. Bu kadar basit. Enerjinizi düşürecek hiçbir şey yok. Kolları böyle tutmak, kollarınızı biraz acıttıysa sallayın kollarınızı. Hayal edin. Dışarıda, temiz havada, böyle deniz kenarında artık nerede daha rahat hissediyorsanız yürüyüş yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Eğer müzikle ilgili sıkıntı varsa istediğiniz müziği yerleştirin. İstediğiniz müzikle yürüyüş yapın. Biliyorsunuz o da bir motivasyon. Şimdi bir kez daha çömelme egzersizi. Döndüm. Hiç fazla değil. Bacaklarım omuz genişliğinde. Açtım, oturdum, kalktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dedim ve yürüyüşe geri döndüm. Birçoğunuz biliyorum bu çömelme hareketinden nefret ediyorsunuz değil mi? Ama maalesef devam edeceğiz çünkü bacak kaslarını, kalça kaslarını çalıştıran çok güzel bir hareket. Çok az kaldı. Bana kalırsa 15 dakika ısınma için harika bir süre. Bunun üzerine birazcık böyle aktif germe egzersizlerini ekleyebilirsiniz. Çok zorlu bir spor yapacaksanız. Ama onun dışında yapacağınız her egzersiz için ben hep söylüyorum. Hızlı yürüyüş yapabileceğiniz en güzel ısınma egzersizlerinden bir tanesi. Bel omurları, üst sırt her yer çalışıyor. Bir de böyle küçük squat dediğimiz çömelme egzersizi eklemeniz vesaire derken her yeri şöyle bir aktive ediyorsunuz. Tabii ki de sonlara doğru Serhac'ın en sevdiği yana adımlamaları da ekleyeceğiz şimdi. Bir 10 saniye daha böyle yürüyelim. Bu arada ilk defa tanışıyorsak kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Normalde videonun içinde çok söylemem ama vakit geçsin, sizin de kafanız dağılsın. Şimdi sizden istediğim tekrar bu şekilde yanlara adımlamalar. Biraz daha fazla kalori yakayım, birazcık daha iyi ısınayım derseniz kollarınıza da şu şekilde biraz rotasyon yaptırmanız sizin için harika olacaktır. Adımlamalarımı biraz büyük yapıyorum dikkat ettiyseniz. Neden? İyice kalça etrafındaki kasları hissetmeye çalışıyorum. Şöyle küçük küçük değil. Bel bölgesi, kalça bölgesi, karın bölgesi her yer birazcık çalışsın istiyorum aslında. Biraz uzun tutacağım. Lütfen pes etmeyin, dik durun. Zaten şu rotasyonu yaptığınızda, biz buna eksternal rotasyon diyoruz. Omuzlarınız istemsiz geriye gidip göğsünüz açılacak, dik duruşunuz kolaylaşacak. Bir 10 saniye daha. Son 2, 1, hadi yerimizde saydık. Tam bu aralar böyle pes etme araları. Biliyorum çünkü böyle sonuna doğru geldiğiniz bir şeydi. Ah ne zaman bitecek böyle bir duygusu bastırıyor. Ama ne zaman başarıyla sonuçlanacak deyin. Ne zaman bitireceğim, evet bitireceğim deyin. Herkes için, gördüğüm her hasta grubu için, kendim de dahil. Egzersiz, düzenli egzersiz çok ciddi bir özveri gerektiriyor. Ama sonuçlarını almaya başladığınızda, fiziksel imajınız değiştiğinde, ağrılarınız azaldığında anlıyorsunuz ki bu kadar basit miydi? O kadar ilaca gerek yok. Belki cerrahi önerdiler, operasyona gerek yok.
hiçbir yerinize bir kesik bile atılmadan iyileşiyorsunuz. Daha kutlu bir şey olamaz. Dolayısıyla biraz motive olmanızı istiyorum. Çok çok az kaldı. Yerimizde sayarak eriteceğiz bu süreyi. Şimdiye kadar pes etmeden gelen herkese tebrikler. 15 dakika bile olsa bugün kendiniz için 15 dakikalık harika bir şey yapmış oldunuz. Vücudunuzu böyle biraz hareketlendirdiniz. Kendinize iyi geldiniz. Sizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Az kaldı. Çok çok az kaldı. Süper. Harikasınız. Yavaş yavaş bırakabiliriz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim yürüyüş egzersizi, aslında ısınma egzersizi bu şekildeydi. Günlük rutinde yapacağınız egzersizlerin başına bu şekilde 15 dakikayı eklediğinizde sakatlık riskini en aza indirebilir ya da gün içerisinde çok daha enerjik hissedebilirsiniz. Bu video dışında kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da aşağıdan direkt bu videonun yorumlar kısmından bırakabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere.